Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir istikbale koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması imzalanarak yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığı uluslararası alanda kabul edildi. İkinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasından yalnızca 2 ay sonra 13 Ekim 1923'te Ankara, Türkiye Devleti'nin hükümet merkezi ilan edildi. Artık devletin yönetim şeklinin açıkça tanımlanması ve devlet başkanının seçilmesi bekleniyordu. O tarihe kadar devlet başkanlığı görevini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı sıfatıyla Mustafa Kemal Paşa üstlenmişti. Ancak bazı ülkeler Lozan Antlaşması'nı onaylamadan önce Türkiye'deki yeni devletin yönetim biçiminin netleştirilmesini talep ediyordu. Bu sırada 27 Ekim 1923'te İcra Vekilleri Heyeti'nin istifası ve meclisin güvenini kazanacak bir kabine listesinin oluşturulamaması soruna acil bir çözüm bulunmasını zorunlu hale getirdi. 28 Ekim akşamına denk yeni hükümet kurulamayınca Mustafa Kemal Paşa, Çankaya Köşkü'nde yakın arkadaşları için bir akşam yemeği düzenledi. Yemekte aralarında İsmet Paşa, Ali Fuat Paşa, Halit Paşa ve Kemalettin Sami Bey gibi isimlerinde bulunduğu bir davetli grubu yer aldı. Mustafa Kemal Paşa o gece yaşananları nutukta şöyle aktarır. Gece olmuştu. Çankaya'ya gitmek üzere meclis binasından ayrılırken koridorlarda beni beklemekte olan Kemalettin Sami ve Halit Paşalara rastladım. Ali Fuat Paşa Ankara'dan hareket ederken bunların Ankara'ya geldiklerini o günkü gazetede bir uğurlama ve bir karşılama başlığı altında okumuştum. Daha kendileriyle görüşmemiştim. Benimle konuşmak üzere geç vakte kadar orada beklediklerini anlayınca akşam yemeğine gelmelerini Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa vasıtasıyla kendilerine bildirdim. İsmet Paşa ile Kazım Paşa'ya ve Fethi Bey'e de Çankaya'ya benimle birlikte gelmelerini söyledim. Çankaya'ya gittiğim zaman orada beni görmek üzere gelmiş bulunan Rize Milletvekili Fuat, Afyonkarahisar Milletvekili Ruşen Eşref Beylerle karşılaştım, onları da yemeğe alıkoydum. Akşam yemeği sırasında Mustafa Kemal Paşa, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz diyerek kararını açıkça ifade etti. Oradaki arkadaşları bu düşünceye tereddütsüz katıldılar. Yemeği bırakıp Cumhuriyet'in ilanı için bir yol haritası hazırladılar ve görev paylaşımı yaptılar. Mustafa Kemal Paşa zaten aynı görüşte olduklarından emin olduğu için bu kararı alırken tüm arkadaşlarını çağırmaya gerek duymadığını ifade etti. Ancak o sırada Ankara'da olmayan bazı kişiler kendilerine danışılmadan Cumhuriyet'in ilan edilmesini bir kırgınlık nedeni olarak gördüler ve bu durum ilerleyen süreçte farklı görüş ayrılıklarına yol açtı. O gece Mustafa Kemal Paşa İsmet Paşa ile birlikte 1921 Anayasası'nın bazı maddelerini değiştiren bir kanun tasarısı hazırladı. Bu tasarıda Türkiye Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyet'tir ifadesi yer alıyordu. TBMM'de yapılan görüşmelerin ardından Cumhuriyet'in ilanı kabul edildi. Böylece yeni devletin yönetim biçimi netleşmiş oldu. Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir ilkesi devlet yönetiminde en belirgin yerini aldı. Hemen ardından Cumhurbaşkanlığı seçimine gidildi. Yapılan gizli oylamada Gazi Mustafa Kemal Paşa, 158 milletvekilinin tamamının oyunu alarak Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Kürsüye gelerek yaptığı konuşmasını, Türkiye Cumhuriyeti mesut, başarılı ve muzaffer olacaktır diye tanımladı. Bu olayla birlikte devletin adı ve yönetim şekli konusundaki tartışmalar sona ermiş oldu.